Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben 8. sınıf Türkçe öğretmeni Miray Kubilay. 6. temamızda yer alan milli kültür ünitemizin konusu olan vatan sevgisini içten duyanlar metnini, şiirini okuyup etkinliklerini yapacağız. İlk önce önemli bir sanatçımız olan Aşık Veysel ile ilgili verilen bilgiyi okuyoruz. 1894-1973 yılları arasında yaşamış olan Aşık Veysel Şatıroğlu, saz şairidir. Dili ustalıkla kullanan Aşık Veysel, eserlerini yalın bir Türkçe ile yazmıştır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlik ve umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Başlıca eserleri Sazımdan Sesler, Değişler, Dostlar Beni Hatırlasın gibi eserlerdir. Evet, hazırlık çalışmalarını sınıfta beraber soru cevap şeklinde yapacağız. Aşıklık geleneği ve türkülerimizle ilgili bilgilerimizi paylaşacağız. Evet, şiirimizi okumakla başlıyoruz öncelikle. Vatan sevgisini içten duyanlar, vatan sevgisini içten duyanlar, sıdk ile çalışır benimseyerek, milletine ulusuna uyanlar, demez neme lazım, neyime gerek. Her ferdin hakkı var, bizimdir vatan. Babamız, dedemiz döktüler alkan, hudut boylarında can verip yatan, saygıyla anarız şehit diyerek. Vatan aşkı ile çalışan kafa, muhakkak erişir öndeki safa, tesir nüfuz olur her bir tarafa, herkes onu büyük tanır severek. Olmak istiyorsan dünyada mesut, hakka, halka yarayacak bir iş tut, çalıştır oğlunu, kızını okut, insan olmak için okumak gerek. Vatan bizim, ülke bizim, el bizim, emin ol ki her çalışan kol bizim. Ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim, söyle Veysel övünerek, överek. Aşık Veysel Şatıroğlu'na ait güzel bir şiiri okuduk arkadaşlar. Şimdi birinci etkinliğimizde okuduğumuz şiirde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Anlamları verilen sözcüğü bulup bulmacayı yazınız demiştir. Önce yukarıdan aşağıya sınır kelimesinin diğer anlamı huduttur arkadaşlar. Yukarıdan aşağı şekilde yazıyoruz. Kesinlikle soldan sağa muhakkaktır arkadaşlar. Bir yere ulaşmak, varmak, erişmek şeklindedir yine yukarıdan aşağı 3. sütunumuzda. Mutlu, sevinçli, olgun, mesut anlamındadır. Etki, eş anlamlısı tesirdir. 6. Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir biçimde söz etmek, iftihar etmek, övünmektir. Yine 6. soldan sağ şeklinde sıralanmıştır. Dizi sıra saftır arkadaşlar. 8. Yalan söylemeyen dürüst, sıdkı. 9. Söz geçirme, güçlü olma, erk, nüfuz anlamındadır. Evet. Sınıfta yine bunları örneklendirerek cümle içerisinde de kullanabiliriz. İkinci etkinliğinde vatan sevgisini içten duyanlar şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiştir. Birinci soru, şiire göre vatan sevgisini içten duyanların taşıdığı özellikler nelerdir? Dürüstçe benimseyerek çalışmak, okumak, vatana sahip çıkmaktır. İkinci soruda şiirin ikinci dörtlüğünden anladıklarınızı yazınız. Atalarımız vatanı korumak için canlarını vermişlerdir. Vatanımız bize atalarımızdan kalmış emanettir. Ve ikinci etkinliğin üçüncü sorusuna geliyoruz. Vatan aşkı ile çalışan kafa muhakkak erişir öndeki safa dizelerinden anladığınızı yazınız. Yine sizin de fikirlerinizi alacağız. Benim düşüncelerime göre vatan aşkı ile çalışıldığında ülkemiz gelişir şeklindedir. Dördüncü soru, şaire göre bu dünyada mutlu olmak için neler yapmak gerekir? Allah rızasına uygun, diğer insanlara fayda olabilecek bir iş tutmak, çocukları okutmak ve okumak gerek. Beşinci cümlede, şiirin en beğendiğimiz bölümü hangisidir? Gerekçesi ile yazınız demiştir. Yani bunun sebebini de sormuştur bizlere. Şiirin dördüncü dörtlüğünü beğendim. Tabii bu yine benim şahsi fikrim, sizlerin de fikirlerini alacağım. Bu dörtlükte nasıl bir işte çalışmamız gerektiği ve okumak ile ilgili güzel öğütler veriliyor. Üçüncü etkinlikte şiirin konusu ve ana duygusu istenmiştir. Konusu vatan sevgisine sahip olanların özellikleri, ana duygu ise vatan sevgisidir.
Dördüncü etkinlikte yine arkadaşlar size sınıfta izleteceğim bir video var. Ayşet Veysel'in 1969 yılında Erdoğan Alkan ile kendi hayatı hakkında yaptığı röportajı. Amacı kültür aktarma, bilgilendirme, ikna etme gibi hangi amaçlar olduğunu söyleyeceğiz. Bana göre röportajın amacı tabii ki kültür aktarmasıdır. Tabii videoyu izledikten sonra sizlerin de fikirlerinizi alacağım. Evet, beşinci etkinlikte Aşık Veysel'in yine çok güzel bir şiiri yer alıyor. Öncelikle onu okuyoruz. Uzun ince bir yoldayım. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalkmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde. Düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, gah ağlaya gahi güle. Yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel Şatıroğlu. Şiiri kısaltılmış bir şekilde karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Bunun da yine türküsünü de sizlere dinleteceğim sınıfta. Ve hissettiklerinizi ifade etmenizi isteyeceğim. Altıncı etkinlikte ders hazırlık bölümünde araştırdığınız türkü hikayesini arkadaşlarınıza anlatmanız isteniyor. Yine arkadaşlar hazırladığınız türkü hikayesini sınıfta okutacağım. Yedinci etkinlikte Efemera adlı bir metni okumamız isteniyor. Bu metindeki geçiş ve bağlantı ifadelerini bulmamız isteniyor arkadaşlar. Bunlara bakacağız. Efemera gündelik yaşama ait ıvır zıvır olarak nitelendirilebilecek kısa ömürlü küçük belgeleri ifade eden bir tanımlamadır. Başka bir deyişle burada bir geçiş ve bağlantı ifadesi görüyoruz. Efemera gündelik hayatın önemsiz geçici belgeleridir. Biriktirilerek koleksiyon yapılan ve gelecek kuşaklara aktarılan gazeteler, dergiler, sinema biletleri, tiyatro programları, el ilanları, afişler, posterler ve çikolata kartları, tapu belgeleri, takvimler, kart vizitler, etiketler, kart postallar, menüler, ticari materyaller ve benzerleri hemen hemen sosyal hayatın tamamında kullanılan belgeler olması dolayısıyla toplumun kültürü hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Gündelik yaşamın ayrıntılarını belgeleyen efemera belgeler kültürel ve tarihsel çalışmalara ışık tutar. Kısaca da yine bir geçiş ifadesidir arkadaşlar. Efemera koleksiyonerliği kültürel mirası kuşaktan kuşağa aktarılması açısından son derece önemlidir. Evet, komisyonun bir metnini okuduk. Başka bir deyiş ile ve kısaca geçiş ve bağlantı ifadeleridir arkadaşlar. Bu ifadelerin anlatıma katkısı metinde bir düşünce ile bu düşünceden doğan başka bir düşünce arasında bağlantı kurarlar. Düşünceyi olumlu ya da olumsuz olarak yönlendirirler. Evet, aşağıda bir pul koleksiyonu görüyoruz 8. etkinlikte. Yine bu pul koleksiyonunu inceleyeceğiz. Pulların üzerinde yazan yazılara, rakamlara ve resimlere bakacağız çocuklar. İşte siz de çevrenizde veya sizin yaptığınız koleksiyonlar varsa bunları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ve bu konuyu tartışacağız. Yani koleksiyon yapmanın kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki önemi ile ilgili görüşlerinizi sizden isteyeceğim. Evet, 9. etkinlikte türkülerin milli kültürümüzdeki yeri ve önemiyle ilgili defterinize bilgilendirici bir metin yazmanız isteniyor. Günlük hayattan örnekler verebilirsiniz arkadaşlar. Sınıfta okutacağım. Ve 10. etkinlik, son etkinliğimiz, cümlelerin yüklemlerini bulup ve yüklemlerine göre cümlelerin türünü yazacağız arkadaşlar. Tür dediği zaman yüklemin isim ve fiil olduğuna bakıyoruz. Tabii ilk önce yüklemleri bulmamız gerekiyor. Burada bir örnek verilmiş zaten. Gidiyorum gündüz gece. Yüklemimiz gidiyorum ve fiil olduğu için yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Uzun ince bir yoldayım. Cümlenin tamamı yüklemden oluşmaktadır. Sıfat tamlamasıdır çünkü tamlamaları ayıramayız. Ve dolayısıyla yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Okuduğumuz şiiri çok beğendim. Beğendim yüklemdir, fiildir ve yüklemin türüne göre fiil cümlesidir.
İki kapılı bir handayım. Nasıl bir han? İki kapılı bir han. Sıfat tamlamasıdır. Dolayısıyla yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Gidenleri hep görüyorum. Görüyorum fiildir. Dolayısıyla yüklemin türüne göre bir fiil cümlesidir. Sebep arıyorum kalkmaya. Yüklemimiz sebep arıyorumdur arkadaşlar. Ve bileşik bir fiildir. Dolayısıyla yüklemimiz türüne göre, yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Veysel bu işe şaşmaktadır. Buradaki makmek eki arkadaşlar isim fiil değil. Makta mekte yor şimdiki zaman eki yerine kullanılan ektir. Makta mekte eki. Şimdiki zaman kipi yerine kullanıldığı için de fiil cümlesi kabul ederiz. Yüklemin türüne göre. İki kapılı bir han denen yer dünyadır. Dünyadır isim olduğu için bu da isim cümlesi olarak kabul edilir. Yüklemin türüne göre. Siz de isim ve fiil cümlelerine örnek veriniz demiştir. İsim cümlesine bir örnek, yarışmada sonuncu gelen Ahmet'tir. Fiil cümlesine örnek verecek olursak çocuklar, şu an bir fiil cümlesi yazıyorum. Yazmak fiil olduğu için bu da yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.